Hayatınızı değiştirecek, saçlarınızın renginin her zaman sarı kalmasını sağlayacak yepyeni bir formülle geldim. Biliyorum birçoğunuz sarı saç kullanmanın ne kadar zor olduğundan bahsedip duruyorsunuz. Hatta bu yüzden belki de sarı saçı tercih etmeyenleriniz var. Sürekli dip boyasıyla uğraşmak istemediğiniz için, dip boyasının rengini kendi boyanıza tutturamayacağınızı düşündüğünüz için veya böyle dipten uca doğru, koyudan açığa doğru açılan bir renkte saç istemeyip sadece tek renk saçınız olsun istediğiniz için sarı saç boyasından vazgeçmiş olabilirsiniz. Hiç düşünmüyor ve hatta böyle uğraşmak istemiyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Nasıl giriş? Çok YouTube bir konuşma olmadı mı? YouTube'da neyse artık. Fark ettiniz mi bilmiyorum, benim diplerim yok. Hem de çok uzun bir zamandır yok. Ben kendi üzerimden, kendi saçlarıma yaptıklarım üzerinden size bu süreci anlatmış olacağım. Boyamadan dip boya. Hadi bakalım. Çok kısa bir formülü var aslında. Uzun uzun uğraşlar vermenizi gerektirecek veya işte sürekli her hafta kuaföre gitmenizi sağlayacak bir şey değil. Peki nasıl yaptım? Başlıyoruz. Bu gördüğünüz birinci fotoğraf 12 Nisan'da çekildi. Saçlarım sarı. İlk boyadığımda hepiniz biliyorsunuz videosu kanalımda zaten yüklü. Hemen yukarıda linki var. Tam 3 hafta sonra yani 4 Mayıs günü çok normal olarak diplerim gelmeye başladı. Henüz beni rahatsız etmeye başlamamıştı ama bu görüntü. Ama biliyordum ki birazdan en fazla bir hafta sonra çok kötü bir dip boyası, dipleri gelmiş saç görüntüsü ortaya çıkacak. Ve ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım açıkçası. Saç boyam zaten hali hazırda çok fazla rengi akmıştı. Şu anda daha da aktı bu arada. Yaptığım sarı cila da aktı. Ama size bu videoyu çekebilmek için saçlarımı boyamadım ve hatta şu anda hiçbir şekilde şekillendirmedim. Duştan çıktığım hali nasılsa o şekilde kameranın karşısına oturdum ki sizler de kafanızda net bir şey oluşturun. Güzel değil biliyorum. Özellikle rengi çok çiğ olmaya başladı. Hatta bana sıcak sarılar dene Kübra seni açar belki diyen yorumların aksine açmadı. İşte bu videoda aklıma ilk gelen şeyi saçlarıma yapmaya başladım. O da neydi biliyor musunuz? Diplerine oksidan sürmek. Benim kullandığım oksidan 30'luk bir oksidan ve sadece bunu sürdüğüm için diplerimde hafif kaşınma oldu. Çünkü gratisim bir oksidanını kullandım diye hatırlıyorum. Saçım da çok uzun tutamadım. Tutabildiğim süre en fazla 7 ila 8 dakika arası bir şeydi. Bu videoyu çektiğim zaman bir hazırlanma videosu çekmeye çalışıyordum. İşte cilt bakımı, peelingimi yapıyordum. Diplerimi oksidanla açmaya çalışıyordum ki hani o koyu renkli saç görüntüsü ortadan kalksın ve İşte fresh bir görünüm sağlayayım diye bir makyaj yapmaya çalışıyordum. Eğer dilerseniz bu hazırlanma videosunu da YouTube kanalıma editleyip yükleyebilirim. Yorumlara yazın. Dipleri gelmiş saçlardan kurtulmaya başladığımız ilk gün. 7 ila 8 dakika bekledikten sonra yıkadığımda sonuç işte böyle olmuştu. Bir tık kırılmış kendi rengim. Unutmayın diplerinizde bir saç boyası varsa bu kadar kolay olmayacak bu süreç. Çok daha uzun süreler bekletmeniz gerekiyor olabilir ve hatta belki de tek başına oksidan işe yaramayacak olabilir. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu ilk açma işleminden tam 20 gün sonra tekrar diplerim elbette ki geldi ki benim saçlarım normalden bir tık daha fazla hızlı uzuyor gibi gözüküyor. İkinci oksidan uygulayışımda süreyi birazcık daha uzattım ve oksidanımın markasını değiştirdim. İlkini de Gratis'ten aldım. Gratis'in kendi markası olan bir oksidanı denemiştim ve saç diplerim gerçekten çok tahriş olmuştu. İkincisini de dediğim gibi oksidanımın markasını değiştirmeye karar verdim ve Coleston'a geçtim. Coleston marka oksidanı da şu şekilde temin ettim. Yine marketlerde, Gratis'te, Watson's'ta, Rossmann'da ve birçok büyük markette saç boyaları reyonunun en altında Coleston'un volüm volüm oksidanlarını bulabiliyorsunuz. Gratis ve Watson's'ın oksidanlarına göre Coleston'unki beni birazcık daha fazla mutlu etti açıkçası. En azından saçlarımı ilk sürdüğüm an çok yakmadı. Fakat bu kez 10 dakikadan fazla tuttum saçımda, yani en fazla 12 dakikadır. Sadece diplere sürdüm. Boyalı yere gelmesi inanın çok çok önemli değil. Ama gelmemesi için elimden geleni yaptım. Ve çok önemli bir nokta var. Oksidanı sürdüğümüzde normal boyama işlemi yapar gibi saçlarımızı kafamıza yapıştırmıyoruz. Daha sonra benim uçlardaki sarıdan bir tık daha koyu olan bir dip boyası elde etmiş oldum. Çok gözümü rahatsız eden bir durum değildi. Saçlarım bayağı da uzamıştı. Yavaş yavaş açıldığı için böyle bir geçişli de bir durumu vardı aynı zamanda ama yine de ben tatmin değildim açıkçası. Benim istediğim kendi saçlarımla hemen hemen aynı dip boyası. Evet biliyorum bazı kuaförler de daha doğal dursun diye dip boyayı bir ton koyu tutuyorlar. Yani bu görünümü elde etmek için açılmış saçın üzerine tekrar koyu dip boyası yapanlar var. Ben onlardan değilim ve benim sevdiğim bu. Benim tüm saç diplerim için tam bir 40 ila 50 ml şişelik
Oksidan yeterli oluyordu 30 volümlük. Özellikle bakın şuradaki minik saçlar. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Şuradaki minik saçlar. O bebek saçlar hemen uzadığı için siyah siyah böyle kıl kıl kaşların dibi gelmiş gibi bir görüntü ortaya çıkartıyordu kafada. Yani direkt alnımda neredeyse. O yüzden de onların açılması için bir 10 gün sonra daha tekrar saçlarımı oksidan sürmeye karar verdim. Bu kez kullandığım oksidan daha önce boyadığım bu gümüş sarısı, Garnier'in gümüş sarısı renginin içerisinden çıkan 30'luk yine 30 volümlük oksidandı. O yüzden de son kullandığım oksidan yani Garnier'in 30 volümlük %9'luk oksidanı en beğendiğim oksidan oldu. Çünkü saçlarımı hiçbir şekilde yakmadı, yıpratmadı. Ben biliyorsunuz 20 volümlük oksidan kullanmıştım bu videoda. Yukarıda yine video. Saçlarımı yeni açmış olduğum için tekrar yüksek volümlü bir oksidanla girmemek için 20 volümlük bir Igora kullanmıştım. O yüzden de bu oksidanım benim evde kalmıştı. Öylesine duruyordu. Aslında bu fikir de buradan ortaya çıktı. Oksidanlar birikti, birikti. Kullanmadım. Hep daha pahalı markaların, profesyonel markaların oksidanlarını kullanmaya çalıştım son dönemlerde. Evde bir sürü 30'luk oksidan birikti. Ben de bunlarla neden diplerimi açmayayım ki dedim. Normalde saçlarımızı boyadığımızda biliyorsunuz, özellikle 1-2 ton açacaksak mutlaka en az yarım saat saçımızda oksidanın ve boyanın beklemesi gerekir. Ama benim yaptığım bu dip boyalarda, yani dip açmalarda en fazla 10 dakika saçımda oksidan kaldı. Bu yüzden de saçlarımın yıpranma ihtimali olmadı. Aşamalı açmış oldum. Adım adım tam renge ulaşmış oldum ve bu süreçte saçlarımı isteseydim boyayabilirdim. Ben sadece birebir rengini tutturabilecek miyim onu görmek istedim. Bu arada en sonuncu da yine cilt bakımı yaptırdığım için saç derimden oksidanın akıp yüzüme gelmesinden çok korktum. Çünkü cildim çok hassas bir durumdaydı. Oksidanı da biliyorsunuz kıvamı böyle cıvıktır, daha suludur. Ben de yüzüme akmasın diye birazcık daha böyle bir tık ama bir çay kaşığı kadar yani 50 ml'lik oksidana bir çay kaşığı kadar karbonat ekledim ki kıvam böyle birazcık koyulaşsın. O biraz saç diplerimi kuruttu. Paris tamam gel gittim. Sakın yanlış anlamayın. Saç diplerimi kuruttu demek çok büyük bir avantaj benim için. Çünkü ben bu uygulamaya başladığımdan beri 10, 30, 3 hafta daha. Yani toplamda 40 gündür saç diplerimin yağlanması problemiyle baş etmek zorunda kalmıyorum. Benim saçlarım çok çabuk yağlanan, sönen, kafaya yapışan ve işte bu kadar düz saçlar olduğu için hacimli ve volümlü gözükmesini hiçbir zaman sağlayamıyordum. Ve diplerim çok çabuk yağlandığı için hemen kafama yapışıyordu. Hiç istemediğim böyle hani o dibinin yağlı görüntüsü var ya. İlk günden saçlarım o hale geliyordu. Ama bu sistemi uygulamaya başladığımdan beri saç diplerim hemencik böyle ertesi gün kolayca yağlanmayı bıraktı. Eğer ki siz saçlarınızı küllü bir renkte kullanıyorsanız dip boyanızın turuncu gelmemesi için o kullandığınız küllü renkli boyadan bir çay kaşığı kadar yani yine 50 ml oksidana bir çay kaşığı kadar kendi saç boyanızdan koyarsanız diplerinizin turunculanma ihtimali de oldukça düşecektir. Dip boyası istemiyorsanız aradaki süreyi kendiniz de belirleyebilirsiniz aslında ama 2 haftada bir olabilir, 10 günde bir olabilir ya da benim gibi 20 gün, 20 gün ve 10 gün şeklinde sıralayabilir ve bu şekilde bir sistem oturtabilirsiniz. 2 aydan fazla bir süre dip boyasız rahatça yaşayabilirsiniz ve hatta bunu böyle hayatınızın tamamının geneline yayarak bir daha dip boyası problemiyle uğraşmak zorunda kalmayabilirsiniz. Eminim çok iyi anladınız, mantığı kolayca kavradınız. Özetle artık dip boyasıyla uğraşmak istemiyorsanız 2 haftada bir saç diplerinizi 30 volümlük bir oksidanla 10 dakika, 7 dakika süresince açıp duşunuza o şekilde girebilirsiniz. Saçlarınızı boyamış gibi düşünmeyin. Çok basit bir işlem. Benim videolarda gördüğünüz zaten her duşa girmeden önce saçımı oksidan sürdüğümde küçük kısa videolar çektim. Aşama aşama yani böyle kademeli açtığı için saçlarınızı asla yormayacak. Ve saç boyanızın aktığını hissettiğinizde tekrar saçınızın komplesini boyanızla boyayabileceksiniz. İşin güzel kısmı da şu. Sürekli sürekli 30 volümlük oksidanla saçlarınızı boyayıp hem uçları hem dipleri yıpratmaktansa 20 volümlük ya da 10 volümlük temiz içerikli güzel bir boyayla bu dip açma işlemini kullanarak tüm saçınızı boyarsanız inanın hiçbir şekilde saçlarınız yıpranmayacak. Düşük volümlü oksidanları biliyorsunuz saçları zaten yıpratmıyor çünkü tekrar tekrar açmaya çalışmıyor. Ama 30 volümlük bir oksidanı 4 kere aynı saçın üzerine uygulamak saçları gerçekten yıpratacaktır. Ben çoğu zaman arkaları oksidan süremedim bile. Oralarda daha koyu koyu yerler var arka diplerde.
Ama görünürü kurtardım diye düşünüyorum ve fotoğraflarda, videolarda ya da işte dışarı çıkarken beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor dip boyam. Bu süreç boyunca tamamen full ne kadar? 2 ay, 40 günden fazla süre boyunca dip boyam beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Tek dikkat etmem gereken saçlarıma oksidan sürmeden önce saçlarımın yağlanmış olması. Eğer kirli ve yağlı değilse tekrar yağlamak zorunda olduğumu biliyorum. Ve uzun süre değil, yani böyle yarım saat 40 dakika gibi bir süre değil, yaklaşık 10-15 dakika. Saç rengimi kırsa yeter diyebileceğim kadar saç diplerimde oksidanı tutuyorum. Biliyorum herkesin saçları benimkisi gibi ince telli ve çok kolay açılabilen saçlar olmayabiliyor. O zaman ne yapabiliriz? Süremizi arttırabiliriz, oksidan volümümüzü arttırabiliriz. Bu seçenekler çok kişisel olduğu için bu sizin biraz arayıp bulmanız gerekiyor açıkçası. Ama dediğim gibi turuncu olmasından çok korkmayın. İlk denemenizde çok turuncu olursa hemen bir hafta sonra tekrar ikinci denemeyi uygulayabilirsiniz. 0.22 Igoray'ı da kullanabilirsiniz ama onun miktarını çok çok az ayarlamamız gerektiği için, çünkü çok küçük bir yere boyadığımız için ben çok önermiyorum. Normal bir saçta bir nohut büyüklüğünde kullanabildiğiniz bir boyayı sadece dip boya yaparken ne kadar kullanmanız gerekiyor galiba şırıngayla ölçmek lazım. Ben olsam o işe girmezdim, o yüzden de öneremiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan bir şey varsa, benim bir eksiğim varsa, anlatamadığım veya sizin kaçırdığınız bir şey, bana yorumlarda sorabilirsiniz. Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Abone olmayı, zili açmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size bir sır vereyim mi? Videoyu buraya kadar izleyenlere bir sır vereyim. Niye sessiz söylüyorsam. Bir sonraki video saç boyama videosu olacak ama çok ilginç şeyler geliyor. Çok çok ilginç. Sonumuz hayır olsun. Bye.